LGS'ye son 26 gün, çok değerli bir süre. Altın değerinde günlerdeyiz. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 diyeceğiz. Zamanla süre azalacak ve bizler de LGS son tekrar kampımıza sizlerle beraber gün gün ilerliyoruz. Son 26 gündeyiz. Türkçe detaylı tekrarımız yarın geliyor. Ardından fen, ardından inkılap, hep beraber güzel güzel ilerleyeceğiz. Ve 4 Haziran'da sizleri mükemmel bir şekilde LGS'ye uğurlayacağız. Sizler de kendi şovunuzu yapacaksınız arkadaşlar. Bugünler çok değerli. Lütfen sıkı sıkıya çalışmaya devam edelim. Onlar sizi rüyada sanıyordur ancak siz geceleri uyumuyorsunuzdur. Ne demek bu? Bazı arkadaşlarınız sizin LGS'ye hazırlanmanıza birazcık kıskanarak bakıyorlar. Yani abi yapamayacaksın, matematiği zor soruyorlar, abi yapamazsın, denemelerin zaten böyle olumsuz cümleler söylüyor olabilirler. Hatta bunu etrafınızdaki büyükleriniz bile size söylüyor olabilir. Hatta ve hatta maalesef hocalarınız bile boşuna zorluyorsun, rüya görüyorsun, hayal kuruyorsun, kolay değil LGS gibi olumsuz motivasyon aracı olabilecek cümleler söyleyebiliyorlardır. Ancak siz geceleri de uyumadığınız için esasla rüya görmüyorsunuz. Siz sıkı sıkıya çalışıyorsunuz ve inşallah 4 Haziran'da hem sözelde hem de sayısalda kendi efsanenizi yazacaksınız. Buna inanın arkadaşlar, sıkı sıkıya çalışmaya devam edin. Emin olun sınavdan sonra belki bazı sorularda istediğiniz gibi olmayabilecek, belki bazı yanlışlarınız, boşlarınız olacak ama toplamda tercih dönemi geldiğinde inşallah hepiniz hayal ettiğiniz liselere güzel güzel yerleşeceksiniz arkadaşlar. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Muhammed Musa Keneken demiş ki, hocam sizce şu anda 60-65 netten 70-75'e çıkabilir miyim? Eğer netlerinin eksik olan kısmı matematikte değilse çıkabilirsin Musa. Neden? Çünkü matematikte bir anda 10 net artırmak zor. Bunu doğru kabul edelim. Yani 26 günde 10 net matematik artırmak birazcık zor. Belki 3 net, belki 4 net artabilir ama 10 net artırmak zor. Fakat fende ya da inkılapta ya da dinde ya da İngilizce'de ya da Türkçe'de bu başarılabilir. Sıkı bir çalışmayla her birinden netlerini artırabilirsin. Dolayısıyla bizler LGS son tekrar kampımızda önce detaylı anlatım yapıyoruz. Sonra hızlı tekrarını yapıyoruz. Sonra çıkabilecek soruları veriyoruz. Sonra en verimli derslerle ve aynı zamanda sizler için hazırladığımız son tekrar setini kitaplarımızla deneme bunu başarmanızı istiyoruz. Yani son tekrar setinin amacı şu: öğrencinin son anda tekrarlarını yaparak sınavda çıkabilecek soruları görmesi ve netini en yüksek seviyeye çıkarması. Dolayısıyla matematikte de aynı şekilde netinizi artıracaksınız ama 10 net artışından bahsetmişsin. 60'tan 70'e veya 65'ten 75'e çıkmak için 10 net artırmak lazım. Bunu belki matematikte 5 net artar, 4 net artar ama diğer derslerde 10 neti rahatlıkla artırabilirsin Muhammed. Yeter ki sıkı sıkıya kampına çalış. Son tekrar programındaki videoları dikkatçe izle ve her gün bol bol deneme çözerek, geçmiş yıllardaki sınav sorularına bakarak hayalindeki lise için gerekli olan şeyleri tamamla. Hocam LGS'den korkuyorum. Yaklaştıkça panik yapmaya başladım. Ne yapabilirim sizce demiş Ceylin. Arkadaşlar şu anda panik yapmanızın sebebi, stres olmanızın sebebi, korkmanızın sebebi kazanacak olmanız. Çünkü eğer kazanma ihtimaliniz olmasa, hiç çalışmamış olsanız zaten hiçbir stresi duymazsanız böyle durursunuz. Ne LGS mi, o ne ya? Bilmiyorum ki dersiniz. İşte şu anda stres yapmanızın sebebi gayret göstermiş olmanız, çalışıyor olmanız ve bunun karşılığını da inşallah alacak olmanız. Bu stresin belli bir kısmı gerçekten faydalı ama çok fazla stres yaptığımızda bu bize zarar verebilir. Peki bu fazla stresi nasıl azaltacağız? Bunu azaltmanın yöntemi çok net bir şekilde belli arkadaşlar. Öncelikle bir plan dahilinde ilerlememiz gerekiyor. Yani mesela sen gün içerisinde ne yapacağını bilmezsen stres olursun. Ama ne yapacağını biliyorsan, ben bunları yapacağım dersen, yaptıkça da yanlarına tık atarsan görevini tamamlamış olursun ve huzur içinde uykuya dalarsın. İşte LGS'ye girene kadar da ben son tekrar setindeki kitapları bitireceğim. İşte altınla hızlı tekrarımı yapacağım. Veyahut da işte geri sayım denemelerini bitireceğim. LGS 2020 sorularını çözeceğim. 2021'i çözeceğim. 2019'u çözeceğim. Şeklinde bir plan yapıp sonra da o planı uygulamak üzere sıkı sıkıya son 26 günü değerlendirirsen, sınavdan önce de diyeceksin ki kardeşim ben geri sayım denemelerini bitirmişim. Alt adımla hızlı tekrarı bitirmişim. Son tekrar kampındaki videoları izlemişim. Hocalarımdan değerli taktikleri almışım. Çıkmış sorulara bakmışım. Örnek sorulara bakmışım. O zaman bunları yaptığıma göre ben artık Allah'ın izniyle sınava hazırım diyeceksin. Ve tevekkül edip sınava gireceksin. Ama ne yaptığını yazmazsan, ya çalışıyoruz işte deyip bir oradan çalış, bir buradan çalışırsan, plansız ilerlersen sınavdan önce de ne çalıştığını hatırlayamazsın. Dolayısıyla arkadaşlar yapacaklarınızı yazdığınız gibi yaptıklarınızı yazın. Yani alt adımla hızlı tekrarı bitireceğim dedin mi? Bunu bitirin, bitirdiğinizi yazın. Yani sadece yapacaklarınız değil, yaptıklarınız da gözünüz önüne bulunsun. Çünkü yaptıklarınız görünüyor. Düşünsene ben alt adımla hızlı tekrarı bitirdim. LGS birinci dönem konularını bitirdim. Geri sayım denemelerini bitirdim. İşte son tekrar kampına katıldım şeklinde. Eğer
önünüzde yaptıklarınızda durursa bu size bir güven verir, bir huzur verir. Mesela şu ana kadar yaptıklarınızı bir yazın. Ben sizin yanınızda olsam öyle yaparım. Ya ben şu ana kadar hangi kitapları bitirdim ya deyin. Emin olun rahatlayacaksınız. Saniyesinde bir huzur gelecek. Yani şu ana kadar diyelim ki işte şu pembe kitabı bitirdim, yeşil kitabı bitirdim, mavi kitabı bitirdim, sarı kitabı bitirdim diye bakın mesela evinizde bulunan kitaplardan. Acayip bir rahatlama gelecek ya. Aa bak ben bayağı da çalışmışım ya diyeceksiniz esasında. Netleriniz tam istediğiniz gibi olmasa bile, hala yanlışlarınız çıkıyor olsa bile bu bitirdiğiniz kitapları görmek, yaptıklarınızı bilmek sizi rahatlatacak. Ya ben şu ana kadar videolar izledim mi? İzledim. Okulda hocalarımı dinledim mi? Dinledim. Bazı denemelerde iyi, bazı denemelerde kötü yaptım mı? Yaptım. Ama sonuçta denemelere girdim mi? Girdim. Bunların hepsi birer artı olarak benim haneme yazılacak demeniz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bizler Tonguç Akademi olarak, hocalarımız olarak sizlere YouTube'daki kamp videolarımızla, aynı zamanda rehberlik videolarımızla, aynı zamanda son tekrar seti, geri sayım denemeleri, altılmaz hızlı tekrar ya da işte doz denemeleri gibi kitaplarımızla destek olmaya devam ediyoruz. Bu kitaplarla ve bu videolarla sizlere lisenin kapısını açacağız. Ama çalışmalarınızla, gayretinizle içeri girecek olan sizlerseniz bizler sizlere güveniyoruz arkadaşlar. Sizler de kendinize inanın ve LGS'yi paramparça edin. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.